Biz şifacı değiliz. Biz sadece rehberlik edebiliriz. Çocukluğum, travmalarım, benim başıma iyi bir şey gelmez. İflas yaşadım, hep iflas yaşayacağım. Bıdı bıdı bıdı. Ya bir dur, bir sal. Akış aşağıya doğru zaten. Kurban bilincinde olarak hep böyle bir sorun varmış gibi algılatmaya çalışıyoruz. Her şeyde bir sorun yok, her şeyde bir sorun yok. Sakin ol bunu halledebilirsin. Hissettiğin şeyin karşılığını dünyada tezahür olarak yaratıyorsun zaten. İnancını yaşıyorsun. Hastalık, parasızlık. Dünyada normal kabul ediliyor. Bir kere bence bu çok yanlış. Ben Esra Çavuşoğlu. 18 yıldır ayık bir hayat yaşıyorum. Bağımlılık hastalığıyla mücadelem, beni beden ve zihin performansımı iyileştirmek, hayat kalitemi arttırmak, daha sağlıklı ve uzun yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviye ürünler araştırmaya yönlendirdi bağımlılık hastalığı, biohacking ve longevity alanlarındaki kendi deneyimlerimden, dünyadaki son gelişmelere, çığır açan girişimcilerden, uzman akademisyenlere, yıllardır yaptığım sohbetler artık her hafta Ayık Kafa Podcast'te. Ayık Kafa'ya hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Yine beni zorlayan konulardan birini konuşacağız. Tabii bu biraz bilimin ışığında bir program olduğu için zorlanmayı da seviyorum. Öncesinde de çok çalışıyorum. Ayşe Tolga bizimle. Herkes onu tanıdığı için çok fazla onunla ilgili detay vermeme gerek yok. Çünkü milyonlarca takipçisi var. Teşekkürler Ayşe geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ama kısaca anlatmam gerekirse bütünsel dönüşüm ve kuantum tezahür koçluğu. Şimdi bunun ne demek olduğuyla başlamak <laughs> istiyorum. Eğit beni. Eğitim sene evet Esra'cığım aslında bu uzun bir yol. Evrilen bir yol aslında. Hı -hı. Uzmanlığını aldığım alan bütünsel şifa üzerine bir klinik aromaterapi ile başlayan. Sonra Çin tıbbı ile devam eden. Onun içerisine bütünsel beslenme, fonksiyonel beslenme. Sonra beden şifa sistemleri olan yaklaşık 20 senelik bir uzmanlaşma süreci. Sen de biliyorsun aslında Hı -hı. beraberce öyle kendini sürekli geliştirenler Hı -hı. olduğumuz için. 2007 senesinden beri de bütünsel şifa anlamında hizmet veriyorum yani danışanlarıma bütünsel şifa hizmeti veriyorum. O evrildi, evrildi, evrildi. Yaklaşık bir beş senedir de işin içerisine biraz daha kendi patentli sistemim olan kuantum tezahür sistemi de koydum. O yüzden kendime işte bütünsel dönüşüm koçu ve kuantum tezahür koçu diyorum. Şimdi Ayşe'cim beni tanıyanlar da biliyor bu elle tutamadığım, gözle göremediğim bilgileri anlamakta çok zorlanıyorum. Hatta şöyle... Seneler önce Matrix filmi çıktığı zaman seyredemedim. Çünkü anlayamadım. Yani anlayamadığım şeyi de içine giremiyorum. Fakat şöyle bir şey oldu. Biliyorsun senle birkaç hafta önce buluştuğumuzda ne olur programıma davet etmek istiyorum seni dedim. O zamandan beri de kafamda ben bu programı nasıl yaparım diye kurgulamaya çalışırken geçen hafta Amerika'daki konferansta ilk defa olarak Joe Dispenza'yı dinledim. Kendisini biliyordum ama çok da fazla ilgilendiğimi söyleyemem shame on me. <gülüyor> İngilizce'deki <gülüyor> yazıklar olsun, yani, yazıklar olsun bana <laughs> şeyle. Fakat tabii orada benim anladığım lisanda anlattı. Ve öyle videolarla iyileşmiş hastalıklarından işte kötürüm, kör, kanserli, ALS vesaire gibi insanların onun yaptırdığı bu meditasyon programlarının içinde değişimi gösterirken oradan sonra galiba 9000 kişi üzerinde beyin dalgalarını resimleyerekten son dört senede bir çalışması var. Yani ben bu değişimleri insanlara sağlayabiliyorum ama ne oluyor diye kendi kendine de sorgulamaya başlamış ve şöyle bir şey anlattı. Oradan da sana vereceğim topu zaten. Diyor ki bu meditatif çalışmalar esnasında ki meditasyonla bir tek bir saat yetmez 23 saat de bunun aynısını düşünmen hayatını ona göre uygulaman, hareketlerini ona göre seçmen gerekiyor diyor. Fakat bu meditasyon çalışmalarından öncesinde ve sonrasında beyin dalgalarını çekerken bu beş dalganın dalga boylarının birbirlerine çok senkronize olarak aktığı hatta gitgide yükseldiği birbirinin içine girdiği girdikten sonra da sonra QEG denilen quantitative EEG'de bu kafa resmi vardır normalde Orada bir ateş topu gibi beynin tüm hücrelerinin büyük bir enerji salınımıyla birlikte o senin tezahür dediğin şeyin o enerjiyi dışarıya yollayıp o her neyse çekilen gerek dış dünyadan içeriye ya da iç dünyadaki iyileşmenin enerjisine beyinde olan değişimi gösterdi. O zaman ben Hı, burada çok ilginç bir şey var dedim. Son zamanlarda da çok önüme çıkıyor. Ben böyle yok nefes terapisi yok, meditasyon falan yani zorlandığım hep şeyler oldu. Fakat galiba bütün dünya ilginç bir şekilde oraya doğru dönüyor. Biohacking oraya dönüyor. Longevity de oraya dönüyor. Dolayısıyla e, Türkiye'de de benim bu anlattığım felsefenin milyonlara yayarak uyguladığı başka varsa tanımıyorum ama tek gördüğüm insan sensin. Onun için şanslı da hissediyorum kendimi. İyi bir hocadan eğitim alacağım bu programda. Çok teşekkür ederim Esra'cığım. Evet. Çünkü aslında bu çok kadim bir teknik. Yani biz bunun milattan önce 7500 senelerine gittiğimizde işte Sanskrit yazılarda ve Hindu öğretilerinde keza yine milattan önce 485'te Taoist öğretilerde zaten kainattaki her şeyin en temelinin evrensel yaşam enerjisi yani çiğ, Çinlilerin çiğ dediği, Hintlilerin prana dediği ve varoluşta nefes alan değil, işte ormanın, dağın, spirit olarak şamanizmle de bilinen bir enerjiyi biliyoruz zaten. Biz günümüze geldiğimizde aslında modern batı ilmi diyelim biraz daha deterministik yani parçacık fiziğiyle şekillendi. Bugüne kadar Newton fiziği dediğimiz alanda. Yani ölçülebilir kütlesel bir gerçeklik vardı. Biz onu ölçüp biçip eğer şifadan bahsediyorsak, doktorsak onu işte bazen o bölgeleri kesip biçip kanı akıtıp ya da enflamasyonu ya da enfeksiyonu hmm. bazı şeylerle ilaçlarla tabletlerle ya da aşılarla uyuşturmak yok etmek temizlemek bir yaklaşımındaydı. Modern batı tıbbı fakat sonrasında bunun eksik olduğunu fark etti. Neden eksikti? Çünkü şundan dolayı eksikti. Sadece bir parça değildi insan bedeni. Parçanın dışında insan bedeninin aslında ruh dediğimiz, zihin dediğimiz bir alanı daha vardı. Ve bunu bir türlü Yakalayamadı. Bunun peşinde olanlar felsefecilerdi biliyorsun. Filozofi dediğimiz Yunanca bilgi sevgisi olarak giden ama ilk temeli insandaki düşüncenin kaynağını arayan bir şeydir ve felsefeye baktığımızda felsefe aslında modern bilimin temelidir. Yani geometri, matematik her şey felsefeden çıkmıştır. Şimdi insanın düşüncesinin kaynağını aramıştır. İnsanlık tarihi boyunca beyni kesmiştir, açmıştır. Düşünce neredendir? düşünenlerdendir Ve sonra gelmiştir ki nereye gelmiştir? ruh dediğimiz alana gelmiştir. Ve burada da bilincin olduğunu görüyoruz. Modern Batı bilimi biraz daha buna doğru şimdi evrilmeye başladı. Harika. Şükürler olsun. 1950'lerden bu yana yapılan hem görüntüleme cihazlarının, teknolojilerin ilerlemesiyle ki bunda manyetik rezonansın <laughs> çok büyük bir etkisi var ki burada da zaten kuantum fiziğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla insan beyninin faaliyetlerinin sadece işte vücudun homeostazisini sağlayan bir yönetici olmadığı, çok daha detaylı, çok daha kapsamlı ve bütünsel yani bütün alanlarda çalışan bir faaliyet mekanizması olduğu anlaşılmaya başlıyor. Ve pek çok deney yapılıyor. 1970'lerde belki biliyorsunuz ünlü bir Faraday deneyi vardır. Burada da yapılan deneyden sonra insanın beş ayrı beyin dalgası olduğu hı hı. bulunuyor. EEG saptamalarında işte beyinlerine elektrotlar bağlanıyor. Ve farklı duygularda farklı beyinler, uykuya dalan bir kişinin beyin dalgası farklı. Yoğun bir şekilde bir şey öğrenen bir kişinin beyin dalgası farklı. Sanatsal bir aktivite, yaratıcı bir süreçteki bir kişinin beyin dalgası farklı. Bunlar 5 tane. Bunlar en düşüğünden, düşük titreşimden diyoruz biz frekans değeri olarak, Hertz olarak söyleniyor. İşte bunlar delta'dan başlıyor. Delta bizim derin uykuda dediğimiz 0-4 Hertz aralığı. Sonrasında 4-8 Hertz aralığında teta beyin dalgaları var. Sonrasında alfa beyin dalgaları var 8 ve 12 Hertz aralığında. Sonra beta var e, ki beta şu anda bizim Seninle ikimizin arasındaki etkileşimin dalgası. Biz izleyicilere hemen söyleyelim. Biraz önce çünkü Joe Dispenza'da bahsettiğin o beş beyin dalgasının ne olduğunu bilmeyenler de biraz Tabii. anlamış olurlar. Sonrasında gamma var. Bu beş beyin dalgasından en son keşfedileni gamma. Gama bizim bir yaratıcı düzeydeyken işte bir Beethoven, bir Da Vinci bir şey en yoğun, en konsantre bütün dikkatini sadece o yaratım sürecine verdiğinde... Haftalardır çözmek için uğraştığım bir formülü çözdüğün andaki beyin dalgası olarak hmm. biliniyor. Ve 25 hertz ve üstü. 25 ile 100 hertz. Şimdi ben bunu nerede keşfettim? Ben bunu şurada keşfettim. Çok uzun zamandır meditasyon yapıyorum zaten. 25 yaşımdan beri yoga ile ilgileniyorum. Yogadan önce nefesime merkezde olmadığım için çok fazla acı çeken, çok böyle egosuyla uğraşan, dışarıdaki insanların yaptıkları dış dünyadan çok etkilenen, duygusal gibi gören bir genç kızdım kendimi. Ne zaman ki yogaya başladım, yoga beni merkeze getirdi. Ve yoganın beni merkeze getirmesinin arkasındaki bilimselliği araştırmaya başladım. Çünkü bu sadece içimizdeki ışığa yolculuk falan olamazdı. Başka bir şey var bedenimde de biyolojik alanda bir şey oluyor. Uykum düzenlendi, periyodum düzenlendi, sivilcelerim geçti, tuvalet düzenim yerine gitti. Biyolojimde olumlu anlamda bir iyileşme yaşıyorum. Ne oluyor onun peşini düştüm açıkçası. Ben ikizler burcuyu biraz böyle biliyorsun. Araştırmayı da severim, çok yönlü çalışmayı da sevdiğim için ve gerçekten araştırdığım kaynaklar benim yoga felsefesinin arkasındaki bilimselliğe getirdim Ve nefesin aslında bizim yaşamlarımızdaki en temel güç olduğunu anladım. İşte tekrar en başa gelecek olursak evrendeki en büyük güç enerji, prana enerjisi. Ben, ben her nefeste solunum yapıyorum sadece zannediyordum. Neydi bu? Biliyorsun işte beynim, akciğerim, hı hı, kanım, hı. oksijenlenmesi gerekiyor. Bu solunum kısmıydı. Bunu Batı biliyordu zaten. Batı dünyası. Batı'nın bilmediği bir şey. Ben her solunumda aslında nefesle beraber o evrensel yaşam enerjisini alıyorum. Hı. Eğer benim nefes dengem bozulursa ben yaşamdan da kopmaya başlıyorum. Nefesim eğer olması gereken çiği ya da pranayı her nefeste bedenime almazsam. Şimdi buradan nereye geleceğiz? İşte Joe Dispenza'nın da anlattığı meditasyon dediği şey aslında bilinçli bir enerji uyumlama çalışması benim tanımımla. Meditasyon dediğimizde çünkü insanların başına hani böyle lotus pozisyonda om işte zihnimi sakinleştirin bir mum yakayım bir şey geliyor. Meditation aslında biliyorsun tam anlamıyla uyumlanmak demek. Hmm. Yani zihni sakinleştirmek olmak zorunda değil her zaman. Beyin frekanslarını her beş beyin frekansını birbiri içerisinde Uyumlu bir alana getirmek. Biz gün içerisinde özellikle modern batı toplumunda yaşayan bizler maalesef sürekli olarak betadayız. Beta frekansı öğrenmenin frekansı olduğu gibi betanın kendi içinde iki ayrı boyu var. Biri alt beta dediğimiz bir beta. Bunu belki biliyorsundur sen de. Bu benim merkezi sinir sistemimle beraber otonom sinir sistemimi de hmm. ne yapıyor? İşte organlarımı solunumumu otomatik dengeliyor. Yani ben nasıl soluk alacağımı şu anda düşünmüyorum. Soluk al ver Ayşe demiyorum. Bunu otonom sinir sistemi benim için yapıyor ve bunu beta frekansında yapıyor. Buraya kadar her şey yolunda ama beta çığırından çıkarsa üst betaya doğru gidersem frekansı yükselirse ben de şunlar olmaya başlıyor. Ben zaman odaklı olmaya başlıyorum ben her şeyi kontrol etmek istiyorum ben bilmediğim şeyi sevmiyorum bildiğim şeylere de körü körü bağlanıyorum ve konfor alanını seviyorum. Pardon şurada bir girmek istiyorum. Tabii. Seninle ilgili dinlediğim diğer programlarda çok fazla bunlardan bahsetmiyorsun. Böyle çok küçük bahsediyorsun. O YouTube'da filan seyrettiğim Ayşe Tolga'da böyle işte kağıda yaz, parayı çek. İşte sevgili gelsin <laughs> gibi gibi şeyler. Fakat seninle özel konuşmamızda e şimdi anlattıklarında tabii olayın çok daha derin, çok daha vibrasyonlu, işte içinde meditasyonda olan, nefese de olan mevzuların daha yoğunlukta olduğunu görüyorum. Tabii bu frontal lob dediğimiz ön beyin, beynin yüzde kırkını kapsadığı için anlattığım bu betadaki oynamalar şöyle değil mi? Yani bu bir bilinmişlik, hafızadaki iyi kötülü yaşanmışlıklar Eferanslar. memory dediğimiz böyle Aynen. içimizde tuttuğumuz ve oraya daha fazla evet. bağlandığımız hatta sabah uyandığımızdan itibaren de işte Instagram'ı açtın tık 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 işte hep olmuş olaylar hep olanlar yani hep kendimize doldurduğumuz yaşadığımız sistem evet. şunu diyorsun iyi dahi olsa ileriye project etmeye çalıştığımız yani ileride olmasını niyet ettiğimiz Olaylar, sağlık, yaşam vesaire o kadar yeni ve bilinmez ki kişi esasında bu bildiğine daha kolay kaçıyor. Şöyle diyelim üst beta da olduğunda genel olarak frekansın 75 hertzin altında. Çünkü beyin o sırada üç farklı şeyde limbik sistem devrede aslında prefrontal korteks değil limbik sistem devrede ve sana diyor ki tehlikedesin sürekli olarak tehlikede olduğun için dışarıdan güven hissini sağlaman gerekiyor. Ya donacaksın ya kaçacaksın. O high beta'yı kastediyorsun. High evet kastediyorum. Betada. Ve orada ben tehlikedeyim dediği için kortizol yüksek olduğu için sen zaten kendin için iyi bir şey niyet edemezsin. Sürekli kaygılı olursun, sahip olduklarını kaybetmekten korkarsın hı hı. ve onlara sahip çıkmakla uğraşırsın. Dolayısıyla üst beta insanlar hani şöyle diyoruz biz. Ay evet evrenin benim için her şeyi getireceğine inanıyorum demezler. Ya elimdekini kaybedersem ...ya para kazanamazsam, ya beni terk ederse... ...böyle değil mi? Dünyanın yüzde %99'u böyle şu anda. Bir şey söyleyeyim sana... ...bu bağımlılık tabi herkes biliyor... ...benim ana konumun bağımlılık olduğunu... ...beyin e, resimlemelerinde bağımlıların... ...yüzde çoğunun... ...bu high beta'nın yavaş çalıştığı... ...dolayısıyla çok iyi antreprenör falan... ...korkmuyorlar, <laughs> korkusuzlar... Ee, ...tabii onca seneki yapmaya çalıştıkları... ...hayat şeklinden de korkmuyorlar... Hmm. ...normal bir insan dediğin gibi böyle... ...panikten girmez dahi o yollara... Ve o yavaş çalışan high beta'nın esasında daha cesur, daha atak, korkmayan, donmayan olduğunu Hı -hı. da kanıtlamış durumdalar neredeyse. Yani bence orada kullanılan e, kimyasallar beyindeki gamayı daha çok, gama frekansını tetikliyor. İşte ona biz tanrı frekansı diyoruz Hı -hı. zaten. Gama frekansı en yaratıcı. O yüzden entrepreneurship biraz daha gama. <laughs> Onlar üst gamada hatta yani 25 hertz bile değil. 100-150. Hatta şöyle bir şey ispatlandı. Bu channeling dediğimiz belki biliyorsun biraz izleyenler için ekstrem bir örnek yani. Muç örnek vereyim. olacak ama. Başar diye bir adam var. Bu adamın adı Başar değil aslında. Daryl Anka Başar diye bir kişi tarafından 20 senedir kanal olarak kullanılıyor. Ve kanallık sırasında bu Daryl Anka denen adamın beyin dalgalarının 4550 hertz olduğu hmm. ispatlandı. Bu yeni ispatlandı bu arada herkese çıkıyordu. Dolayısıyla üst gamadalar. <laughs> Ama bu kötü bir şey değil. Biz bunu nasıl sağlıyoruz? Oraya geri geleyim. <laughs> Biz bunu nefes çalışmalarıyla sağlayabiliyoruz. İşte Joe Dispenza'nın da referansıyla söylediği şey meditasyon dediğimiz şey bir uyumlanmadır. Titreşim yükselt hayatın destek kitabını yazma sebebim evet. de buydu. Dünyada gördüğüm mental hastalıklar, dünyanın topluca bir cinnete gitmesi, en basit sağlık sorunlarından dolayı ölüme giden insanları görmek beni kahrediyor. Gerçekten. Çünkü çözüm çok basit. Çözüm çok basit. En temel şey. Nasıl olur da gidiyorlar diye düşünüyorum. Akıl sağlığını kaybeden milyonlarca insan görüyoruz esas. Sen de biliyorsun. <laughs> Tabii ve dünya şu anda cinnete ve kaosa doğru gidiyor. Ben kendim bunun için bu değişim pozitif olumlu anlamdaki değişim için ne yapabilirim? Kaygısıyla bu bilgiyi bilip de saklamak olmayacağı için bu kitabı yazdım. Aslında yüksek titreşim yaşamın mümkün olduğunu ve çok da basit olduğunu anlatmak için. Bu kuantum bilimini biraz anlatsana. Kuantum bilimi aslında 1800'lerin sonunda çıkıyor biliyorsun Max Planck diye bir bilim insanı buluyor. Planck eğrisi belki de bilirsin. Newton fiziği bize ölçülebilen alemin, kütlesel alemin en küçük parçacığının atom olduğunu anlatıyordu. Ve bize güçler yasasını hediye etti. Pek çok şeyi öğrendik, yer çekimini öğrendik. Fakat bir süre sonra insanlık evrildikçe fizik de evrilmeye başladı. Ve bize Newton fiziği yeterli gelmemeye başladı. Bazı konuları kapsamıyordu. Ve tabii fizikçiler de çalışmaya devam ediyorlardı. İşte Max Planck ölçülebilen en küçük birimi buldu. Daha sonra Niels Bohr kuarkları buldu. Yani atom altı dünyayı buldu. Aslında kuantum atom altı dünyayı ve onların birbirleriyle iletişimini anlatan bir şey. Bilirsin, uzay space bize boşluk olarak anlatılıyordu. Orada hiçbir etkileşim yoktu ama biz kuantum evrene girdiğimizde kuarkların elektron ve protonlardan oluşan bir ışık alemi olduğunu, yani bir fotonik evrende olduğumuzu ve bunun her an birbirler etkileşim içinde olduğunu ve birbirini etkilediğini anladığımız bir alandayız. Newton fiziği, parçacık fiziği bize şöyle diyordu. Ayşe'nin elini keseyim ben. Buradaki bütün yaşam biter diyordu. Evet, biyolojik olarak yaşam bitebilir. Ama bazı ölçümleme cihazlarında biz görüyoruz ki burada enerji devam ediyor, yaşam devam ediyor. Sadece biyolojik yaşamımız yok. Bizim başka yaşamlarımız da var. İşte enerjetik bedenlerimizi keşfetmeye başladık. Batı dünyası. Ama dedim ya sana, bunu zaten Çinliler ve Hintliler on binlerce senedir biliyordu. Tabi biliyorsun biliyorsun diyorsun. Bunların birçoğunu bilmiyorum. Ben de Bilerek boyunca... yapıyorum. Esna dersiyle çalışsın diye. Çalış kalmıyor herhalde. <laughs> Bilmediğim konularla kendimi zorlamayı da seviyorum. Peki senin bir sürü çalışmaların var. İnsanlara yardım ettiğin şekiller var. İşte dönüşüm programların var. Biraz programların detaylarını ve nereye vardıklarını sorarken bu esnada da bir şey aramaya başlıyorsun bir anda önüne bir sürü böyle bir Instagram reklamı düşüyor. İşte şunu yap hayatın değişsin, bunu yap hayatın değişsin. Oradan tabii eski usul büyücülere kadar gidiyor bu. Böyle 25 yaşında bir genç kız oldukça güzel çıkıyor oraya. İşte benim bilmem ne ettiğimi edin siz de filanına kavuşun. E tabii zorlanıyor insan. Negatif onlar hakkında düşünmek istemiyorum ama benim gibi bilimselliğe daha inanan bir insan için... Senin anlatman daha önemli. Ne tip programların var? Öncelikle çok teşekkür ederim bu konuyu getirdiğin için. Aslında benim kitap yazma ve bu alanlara biraz eğilme hmm. amacım da o oldu. Çünkü hakiki bilgiyi paylaşmak zorundayız. Yani herkes kötü niyetli diyemeyeceğim ama bir insan bilgi aldıkça olgunlaşıyor ve kendini daha fazla bilmeye başlıyor. Benim en temel düsturum nosçete Ipsum derler. Kendini bil. Ve hermetik felsefeyle eğitim almış biriyim. Ben aslında o tarafımı çok insan bilmez. Ben 15 senedir... Bu anlamda kendi ruhsal ve içsel eğitimini tamamlayan biriyim ve burada da hiç hikaye kendini bildikçe mütevazileşiyorsun ama ya sen mütevazilikçe geriye gittiğince bu sefer dediğin gibi işte şu günde şunu yap kırmızı ipi tak böyle olsun bunlar biraz umut tacirliği oluyor ve ben çok üzülüyorum. Dolayısıyla sağlık olsun bütünsel sağlık olsun işte kuantum temelli düşünce sistemleri olsun insanlara hakiki ele gelebilir şeyler paylaşmak zorundayız. O yüzden de ben dedim ki bu kuantum tezahür ustalığı adı üstünde farkındaysam hı hı. bir kere bilime dayanması gerekiyor, ölçülebilir olması gerekiyor, herkes tarafından uygulayabilir ve herkes tarafından aynı sonucu alınıyor olması gerekiyor. Ama burada şuraya kadar bir bebek bakıcısı olmadığım için diyorum ki bunu senin yapman gerekiyor. Bu değişim önce mindset'im dediğim zihin yapında yapman gerekiyor, sonrasında da üzerine düşen alıştırmaları, pratikleri yapman gerekiyor. Mesela bir 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 bütün... örnek, mesela şöyle bir şey ben ben bir, bir fikir atayım ortaya Tabii. sen bana. Şey, mesela kişinin geriden gelmiş olan bir takım travmatik düşünceleri var. Her yani ne kadar üstüne çalışmış olursa olsun, işte boşanmış bir anne babası var. Dolayısıyla babasının olmadığı gerçeği hayatında var. Ya yani ben terapist olduğum için, psikolog olduğum için bu attachment theory denilen mevzuda, yani ilk ilk bağlandığın insanlarla olan gelişiminde. Tabi çok sıklıkla biz şuraya dönüyoruz İşte sen bu duyguları hissediyorsun çünkü o zaman bu olmuş. Şimdi tabi bu kuantum tezahürüyle çok ters düşen bir felsefe çünkü ben devamlı kişiye diyorum ki bak sen bu duyguyu yaşıyorsun çünkü sebebi bu. Aynen öyle. Dolayısıyla o insanı bir şekilde oraya da şartlıyorum ha ben eğer tabi kendi geliştirememişse. Farkında düşük düştük o Araf dediğimiz yerde takılı kaldıysa devamlı geçmişi suçluyor. Aynen. Neyse seneler geçiyor geçiyor diyelim ve işte kendi göre bir yere gelmiş. Fakat bir anda tüm korkularını esasında senelerce taşıdığı ne bileyim ben mesela geçmişte olan bir yokluk var. Her ne kadar varlık içinde ya da iyi bir durumda yaşıyorsa da o da burada bir yerde takılmış. Dolayısıyla da ileriyle ilgili de devamlı bir endişe var. Ve bir anda kişi bu sizin felsefenin içine düşüyor. Ha diyor tamam ben anladım. Bu düşünceler beni iyi bir yere getirmiyor ve benim bunu değiştirmem lazım. Tamam senin bana da yolladığın o 21 günlük program oraya yazıyorsun işte project ediyorsun gratefulsun filan. Sana o düşünce geldiği anda çünkü imkanı yok ya orada bir gerçek var mesela bir anda bir telefon almışsın ve biliyorsun nereye gidebileceğini ya da bilmiyorsun nereye gideceğini var ya bu Hafızandaki şeyin olacağını Aynen. zannediyorsun Nerede ama seni. nasıl bir şekle girmesi lazım ki o insanı ya da düşünce şekline bu sizin dediğiniz devamlı yeniden yapılandırmaya doğru gitsin? Çok güzel bir soru teşekkür ederim. Öncelikle aslında hiçbir zaman biz olumlamaları var olan gerçekliği böyle suni bir şekilde her şey çok güzel pozitif vice falan hmm. diye yapmıyoruz tam evet. tersine. Şimdi kuantum alanda biliyorsun zaman lineer değil düz değil <laughs> ama insan zihni mind olarak beta onu düz algılıyor. Kronolojik olarak algılıyor. Ama biz diyoruz ki kuantum evrende, kuantum alanda her şey hologramik. Her şey birbiri içinde ve dairesel ve küresel. Dolayısıyla ben senin burnuna bir parfüm versem sen 8 yaşında annenle babanın evlilik yıldönümdeki babanın after shave'in kokusu gelir ve salisesinde oraya gidersin. Çünkü insan zihni çok hızlı bir boyutlar arasında gidebilecek muazzam bir zaman makinesidir. Biz var olanı inkar etmeyiz. Sadece biz geçmişte orada halledilememiş duygular, orada mesela bir çocuk var dediğin gibi baba ayrıldı, babanın yokluğuyla içsel olarak o baba eksikliğini çeken bir kız çocuğu var diyelim. O bir suretini orada bırakıyor. Sen zaman skalasında o suretini orada bırakıyorsun. Ben de diyorum ki geçmişi değiştiremezsin ama ona yorumunu değiştirebilirsin. Çünkü orada olan bir şey vardı ve onu sen 7 yaşındaki halinle yorumladın. Şu anda sen yetişkin sen olarak kendi geçmişine annelik ve babalık etmelisin. Aslında sistem tamamen bu hı hı. biliyorsun. Bunu bütün kognitif yaklaşımlar da bunu yapıyor bize. Dolayısıyla ben oraya gittim, oradaki senaryoyu yaşadım meditasyonda ve oradaki çocuğa bakımı ben verdim, oradaki sahneyi nötrledim. ve o kişi o sahnedeki suretinden özgürleşiyor. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musun? Hı hı. Nefesin içerisindeki rehberli meditasyonlarla ve gamma frekansında. Çünkü zihin aslında bir makina. İnsan ruhu tabii ki çok farklı şekillerde iyileştirilebilir. Ancak geriye gidip ileriye gittik bu holografik zaman içerisinde algıda bıraktığın milyarlarca suretin var. Sen de biliyorsun erkek arkadaşını terk etmesi, belki annenin hastalığı, ne bileyim yaşadığın irili ufaklı travmalar şu andaki gerçekliğini oluşturuyor zaten. Ben de diyorum ki bunların hepsi düşük bir titreşim alanı. Meditasyon çalışmaları, nefes ve uyumlanma çalışmalarıyla bireysel frekansını yükselttiğinde otomatik olarak bilinç frekansını yükseltirsin. O yüzden de geçmişe gidip değişmen yapabilirsin bunu. Ama bir yandan da oralarla helalleşebilirsin ve oradaki suretlerinden özgür bir hale gelebilirsin. Sonrasında olanı da olduğu gibi görmeye başlıyorsun. Çünkü yorumlayan sensin. Orada ihtiyacı giderilmemiş bir kız çocuğu var. Ama o halde versiyonuyla yorumluyor. Şimdiki haline diyorum ki sana böyle bir drama var mıydı? Şimdi nötrleşiyorsun ve özgürleşiyorsun. Bu çok güçlendirici bir şey. Çünkü biz zaten biraz daha kurban bilincinde olarak hep böyle bir sorun varmış gibi algılatmaya Hı -hı. çalışıyoruz her şeyde bir sorun yok her şeyde bir sorun yok sakin ol bunu halledebilirsin. <laughs> Peki o zaman bu programları biraz anlatsana çünkü senin anlattığın şekilde ben bile zorlanıyorum. Nasıl nötrledin mesela ne yapılıyor bunun bir zamanı var benim anladığım. evet bir zamanı var şimdi benim normalde 21 günlük kuantum tezahürsalı bütünsel dönüşüm kamplarım var. Zoom üzerinden buluştuğumuz bir kamp bunlar. Ben burada tabii ki bir grup terapisi seansı değil bu. Tamamen aslında kuantum fiziği temelli enerji nedir titreşim nedir Frekans nedir onları anlatıyoruz. Zihin nedir, beyin nedir, beyin nasıl çalışır, bilinçaltı nedir, morfik alan nedir, kolektif bilinç nedir, bilinç üstü nedir. Yani Jung'dan giriyoruz aslında. Kuantum düşünce temelli sinir bilimi. Biliyorsun ben aslında neuroscience okuyorum eğitim olarak da. Benim sistemin biraz daha neuroscience'a çok daha Hı -hı. yatkın. Çünkü sinir bilimi insan algısı, beyni, zihni, onun dışında bilinci ve kolektif bilinçten bilgi veriyoruz. Bunlar hepsi teorik bilgiler. Sonrasında da diyorum ki bazı nefes uyumlanma çalışmaları var. Bunları yapmalarını istiyoruz. Genel olarak geçmişten getirdikleri, halledemedikleri duygularla ilgili bilinçaltını temizleyici bazı işte hani yazım çalışmaları var. Önerdiğimiz hocalar var. Kendim her alanda uzman olmadığım için. Self hipnoz özellikle ve emotional freedom teknik dediğimiz, duygusal özgürleşme dediğimiz bir tekniği de harmanlayarak bunları kullanmalarını öneriyorum. Ve böylece aslında kişi bütünsel olarak yani zihin, ruh ve beden olarak aslında o sürecin içine giriyor. Ve fizik bedende de yine onlara mutlaka yüksek titreşim beslenmenin önemini anlatıyoruz. Hmm. Süper gıdaları anlatıyoruz. Uyku kalitesini anlatıyoruz. Uykunun uyuyacağı yerin önemini, yatağını, tamamen işte akşam 21'den sonra biliyorsun senin bildiğin alanlar, Benim... melatonin nasıl olacak. Bunların hepsini de anlatıyorum. Ve ödev olarak veriyorum. Ben sadece bu bilgiyi aktarıyorum. Uygulama kısmını öğrencilere bırakıyorum tabii ki. Güzel Açılımlar oluyor, farkındalıkların artması amacımız esra. Yani tabii ki biz burada bir şeyi şifalandıramayız, biz şifacı değiliz. Biz sadece rehberlik edebiliriz. Hı hı. Ben elimde bir fenerle, bak karanlıkta kaldın. Böyle de bir yol var, ama bir sürü yol var tabii ki. Ama benim böyle bir yolum var diye gösterebilirim en fazla. Kendi hayatımda ve öğrencilerimin ve danışanlarımın hayatında yüzde yüz etki etmiş. Bu sistemleri paylaşıyorum. Ama uygulama ve sorumluluğu almak kişi genelde tabii ki öğrencide oluyor. Genelde 21 gün yapmalarını öneriyorum her şeyi çalışmaları. Niye 21 gün? 21 gün bir alışkanlık sayısı ama aynı zamanda da bizim enerji alanında çalıştığımız her zaman dünya yedilik bir sistem üzerinden gider. 7 gezegen 7 gün 7 nota 7 çakra gibi 7 bizim sayı hmm. numarolojik olarak da kullandığımız insan matematik sistemdir biliyorsun aslında evrendeki her şey matematiksel olarak yatılmıştır. Bizim sistemimize en uygun 7 sayısıdır 7 14 21 diye gider zaten. Dolayısıyla bir kişi şifayı, bütünsel anlamda yaşamına o alışkanlığı katarak ve başka bir realiteden, bir frekans boyutundan, yeni bir frekans boyutuna sıçramak için gereken zaman aralığı aslında ideali 21 gün. Yetmediği zamanlar oluyordur herhalde o 21 günün. Olmuyor şöyle, 2019'un 15 Ağustos'unda titreşim yükselt hayatında isim kitabından sonra kitaptaki bilgileri insanlara daha fazla yoğun bir şekilde hissetmeleri için titreşim yükseltici ilk bir nefes çalışması paylaştım Hı. YouTube kanalımda. Ona 21 günü yaptıkları sonrasında bana gelen geri bildirimler o kadar güçlü oldu ki yani inanılmaz açılımlar oldu insanlarda. Her anlamda kısmet, talih, bereket dediğimiz alan açıldığı için çok bana teşekkür eden oldu ki bunu da ben biliyorsun bedel herkesin faydalanması için YouTube kanalında yayınladım. Sonrasında dedim ki ben o zaman bu halk hazır insanlar bunu yapabildi çünkü çok emin değilim. Çekiniyorum yani bu bilgiler nasıl uygun olur mu yanlış anlaşılır mı diye. İkinci seviye, üçüncü seviye, dördüncü, beşinci ve altı seviye canım. Yani Hı. 21 çarpı altı. Bu kişiler yaklaşık 112 gün aralıksız olarak bu çalışmayı yapıyorlar. Devam Hı. etmek isterlerse. Anladım. Ee... Evet, bayağı bir şey yani. Ha, güzel, güzel, hayır yani. Çünkü 21 gün bana yetmezmiş gibi geldi nedense. Evet ve her bir seviyenin bu kitapta da şunu anlattım. Titreşim yükselt hayatındaysın özellikle önemli. Onu da biraz anlatmak isterim iznim olursa. lütfen. Bu kitabı Çalışırken yol beni o kadar farklı yerlere getirdi ki aslında rezonans temelli yaşamın, yüksek titreşim temelli yaşamın kökenlerini araştırırken kadim uygarlıklarda işte Mısır'ın, Maya uygarlığının, Sümerlerin hep aynı şeyleri anlattığını fark hmm. ettim ve şoklara girdim. Tabii bunlar Batı dünyası tarafından ispatlanamadığı için biraz böyle hokus pokus şehir, şehir hmm, efsanesi hmm, gibi küçümsendiği için ben bunların bilimsel kaynaklarını nasıl bulabilirim diye araştırdım da. Yol beni tekrar kuantum fiziğine getirdi şükürler olsun. Ve ben burada kendi hayatımda da kullandığım bir enerji formunu çünkü enerji biliyorsun yoktan var olmaz form değiştirir ve asla kaybolmaz. Dünyadaki en temel şey budur enerji sıfırdan olmaz yani her şey enerjidir çünkü. Ve diyorum ki enerji sonsuzdur ve bize neden sürekli her şeyin bir sonu varmış gibi anlatılıyor. Sonu yok aslında her şey bir dönüşüm halinde her şey başka bir forma dönüşüyor sadece. Ve bunu anlatan en iyi formun torus formu olduğunu biliyorum enerji olarak. Kitapta da torus enerjisini anlatıyorum aslında. Torus enerjisi dünyanın varoluşu kara deliklerden bir big bang oluyor. Ama dünyanın enerji kaynağı ak delik dediğimiz torus enerjisi. Biz toru bir formun içerisindeyiz. İnsan bedeni, dünyadaki her şey toru bir yaşam formu içerisinde. Ve bu sonsuz bir enerji kaynağı. Bunu anlayan kişi işte o yüzden sonsuz gençlik olmak zorunda değil ama iyi yaşlanabilir hastalanmayabilir. Hayatında sıkışık olduğu finansal olarak işte ne bileyim parasızlık çekmeyebilir. ilişkilerde sıkıntı yaşamayabilir. Çünkü evrendeki en temel frekans bereket. Bereket frekansını anlatmak niyetiyle çıkmıştım aslında. Mesela bir oraya biraz frekansa. şey yapmak istiyorum. Çünkü bizi seyredenlerin bence seni karşılarında gördükleri zaman en böyle merak edecekleri. Yokluk fikri, kıtlık fikri. Demin de dediğim gibi geçmişte kalmış acı, üzüntü vesaire. Bunlar bizi nasıl etkiliyor? Onlarda tıkanıp kalırsak yani geleceğimizi nasıl şekle sokuyor? Gelecek aslında yok, geçmiş de yok. Kuantum alanda bunlar tamamen ilizyon. Her şey şimdi ve şu anda tek Hayır, gerçeklik. Ama yani kuantum alanının dışında ya, yani, o alana girmemiş olsaydı. Tabii çünkü insanlar şu anı yaşamıyorlar ya zaten, şimdi yaşamıyorlar. İşte üst betadaki insanlar genel olarak geçmiş ve gelecekte yaşıyorlar zaten, geçmiş referans. Çünkü beynin bir harici bellek gibi, USB bellek gibi muazzam bir kuantum bilgisayarı bütün datayı alıyor çocukluk referansını alıyor. Babam annemi terk etmişti diyor burada yakın ilişki kuramıyor. Zaten hayatında bütün ilişkilerini yakınlık kurmasına gerekiyor. Çünkü kalben yakınlaşamıyor derinleşemiyor terk edilme korkusu olabilir ya da başka şey. Ve dolayısıyla hayat kalitesini bu anlamda etkilediğinde... Biz ne yapıyoruz? Çünkü en temel şeyi söyleyeceğim. Çok sana böyle muhteşem bir mucizevi bir şey anlatmayacağım. Tekrar nefesinle çiğ enerjini kalp frekansını yükseltmen gerekiyor. Bu kalp frekansı dediğimiz şey Kalp çakramız ve burada yine kitabı işte araştırmalarını yaparken beyinde biliyorsun nöronlar var e, ve bu nöronlar birbirleri sürekli iletişim halinde ve bunlar birbirleriyle aynı nöron olduğu için hissettiğin şeyin karşılığını dünyada tezahür olarak yaratıyorsun zaten hmm. İnancını yaşıyorsun dolayısıyla biz bunu biliyoruz değil mi nereden biliyoruz genetik biliminden biliyoruz Morfogenetik alandan biliyoruz pek çok şeyden biliyoruz ve dolayısıyla biz aslında bir de onun dışında kalbimizdeki nöronları bilmiyoruz. Kalpteki nöronlar biliyorsun beyinden 9 kat daha fazla. Ve nöronlar elektriksel olarak, manyetiksel olarak ve elektromanyetiksel olarak... 3 dalga boyunda birbirleriyle iletişim halindeler. Bu ne demek? İnsan beyni muazzam bir anten. Bütün eğitimlerimde de anlatırım. Senin antenin dünyaya frekans yiyor. duygunla, düşüncenle. Ben sevilmeye layık bir kadın değilim çünkü babam beni terk etti. O şarkı dönüyor değil mi? Lay 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 lay. <laughs> Zaten o zaman ne yapıyorsun? Yaydığın enerjiyle seni terk edecek bir erkek enerjisiyle hmm. hizalanırsın. Çünkü kuantum bize diyor ki her şey birbirine eş değer frekans alanıyla çekim yasası içindedir. Sen buna çekilirsin bu da sana çekilir. Bilinç altında şematik Ha Şöyle olarak. mi diyorsun yani aynı frekanslar birbirleriyle buluştuğu evet. için senin yolladığın terk edilmiş duygusu, işte kıtlık duygusu aynen. vesaire Bunlar hep karşılığını bulurlar. Evet, aynen. Hmm. Karşılığını bulurlar. Şimdi tabii kıtlık dünyada hastalık ondan sonra parasızlık dünyada normal kabul ediliyor. Bir kere bence hepimizin bir paradigmayı yıkmamız gerekiyor. Bu bir paradigmadır. Bu çok yanlış. Hastalık diye bir şey yok. Bu paradigma. Hastalık normal değil. Çünkü senin normalin ideal, muhteşem bir bedenle yaratıldın. Harika bir bedenle hı hı. ve gerekirse 150-170 yıl yaşayabilecek bir beden bu. Doğru çevresel ve içsel şartlar hı hı. varken sen daha iyi anlatırsın. Dolayısıyla ne oluyor da bu insanlar bu ne oluyor? İşte sen takılıp kalıyorsun. Çocukluk hikayene takılıp kalıyorsun. Başka bir şeye takılıyorsun. Annen babandan bizim yeterince paramız yok zaten hmm, tamam diyorsun. Hey bene bunları alıyorsun alıyorsun. Ben de diyorum ki bunlardan özgürleşmen parmak şıklatmak kadar al meselesi. Titreşimini yükselttiğinde sana gene söylüyorum. Yıllardır taşıdığın o yüklerden çok hızlı bir şekilde kurtulabilirsin. Neden biliyor musun? Çünkü zihninin analitik alanından çıkıp çünkü zihin her şeyi kavramaya çalışır. Hmm. Neden sonuç ilişkisi içerisindedir? Zihnin analitik yapısından çıkıp burası eril enerji. Zihin çok eril çalışır. Sen kalbin dışil alanına girdiğinde burası oluştur, varoluş hali. İşte o her şeyle bir olan sonsuzluk alanıdır. Orada dinginlik vardır, orada hizalanmak vardır. Orada hakikatin vardır, orası bir özdür. Ben şöyle söylerim, nefes çalışmalarımda da her gün 23 bin kez doğuyoruz ve ölüyoruz biliyorsun. Nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Sembolik olarak 23 bin kez doluyoruz ve ölüyoruz. Keşke herkes nefesinin farkında olabilse. Çünkü bir tanecik nefes bile o kadar mucizevi bir şey ki her nefesimde doğdum, her nefesimde öldüm. Ve o nefes alıp verdiğim anın çok kısa bir arasında ben şimdi tam anlamıyla var oluyorum. İşte ben nefesimin farkındalığına değilsem geçmiş ve gelecekte kaygılanan, ve geçmişte takılmış olan, dolayısıyla da bunun ışığında geleceğini şekillendiren, düşük titreşimli bir varlık olarak yaşarım. Buna da yaşam derim. Bunu kabul etmeyin. Bu değil size sunulan. Bu değil. Nefesinde a, hizalandığında her nefeste hakikat olan o yüksek titreşim alındasın. Çünkü sen var olmadığın için suretlerinin alında burada flu bir gerçektesin. Ve hem zihin bu temel fizik yasaları da böldür. Sen de çok iyi biliyorsun. Hı hı. Hiçbir şey var olmamayı sevmez. Hayattaki bütün dünyanın en temeli egzistans yani varlığının dış dünyaca kabul edilmesidir. Ama sen kendini böyle yapıyorsun flu hale getirdin. Halledemediğin meselelerden dolayı bıraktığın geçmişte bıraktığın suretlerinle şu anda bir hayalsin flu bir hayalet varlıksın. Ve o yüzden hastalanıyorsun çünkü bedeninde değilsin. Bedenindeki hastalık sana seni hatırlatmak için diyor ki hey geri gel Ayşe o yüzden kanserle hücrelerin oluyor o yüzden kalp hastalığın oluyor. Çünkü kendi hakikatinle hizalı değilsin. Tekrar diyorum. O yüzden zihin alanından kalbe indiğinde kalpteki nöronlar çok daha muazzam bir alanda titreşiyor. Ve bu alan benim için işte sonsuz olasılıklar alanı. Peki burada Olabilir. şey mi giriyor mesela kalp dediğimiz zaman tabi sevgi, anlayış. Daha böyle kalpte yaşadığın duyguların etrafında mı büyüyor bu enerji? Evet. Kıskançlık yerine sevgi. Hı hı. Hayal kırıklığı yerine başarılara, kazançlara doğru yani o kalbinin daha mutlu, daha huzurlu, daha verici, daha büyüten neredeyse olaylara yönlenince mi o frekans kalpte değişiyor? Aynen öyle. Bunun için de herhangi bir telkin yapmana gerek yok. Tekrar söylüyorum. Ee, yine kitaptan referans vereyim. Hı, gel, gel. Ee, David Hawkins bir Amerikalı bilim insanı Hı. senelerini vakfediyor Esra'cığım. Ee, i̇nsan bilincinin frekans değerlerini ölçüyor. 20 senelik bir çalışma yapıyor ve 2500'den fazla gönüllü insanın beyin dalgalarını ölçüyor. Ve bu beyin dalgalarının sonucunda bir skala ortaya çıkıyor. Bilinç haritası diyor buna. Ve bu bilinç haritası 20 Hz'den başlıyor 1000 Hz'e kadar çıkıyor. 20 Hz ve 200 Hz arası bizim düşük titreşim duygular dediğimiz alan. Bunun içinde işte dediğin gibi hayal kırıklığı, matem, öfke, kıskançlık, garez, kibir, yüksek ego, Hı. korku, vesvese, kaygı, utanç gibi kalada. Ama 200 ses ve üstü nötr bir alan, diyor ki nötr. Sonra sevgi, sonra coşku, sonra katkı bilinci, bütüne faydalı olmak ihtiyacı. Ondan sonra ve yaradan bilinci diye geçiyor. Bütün bunları aslında bir insan bir gün içerisinde, bir dakika içerisinde bile deneyimliyor. Hmm. O 5 frekanstan dolayı 5 beyin dalgası var ya. Aslında işin tamamen bilimsel tarafı bu ve bizim için yani kağıda dökülebilen ve kolay anlatabilen tarafı bu. 5 beyin frekansını nefesinle dengeleyebilirsin. Gün içerisinde üst betadasın. Bu sana her şeyin tehdit olduğu, dünyanın senin için tehlikeli olduğu ve her terk edeceğin hissini veriyor. Sen şimdi onu seçme, bırak onu. Bırak ve nefesinle tekrar merkezlendiğinde zihinden kalbine, hmm. eylemden varoluşa doğru geçersin. Ve çevrendeki kaosa rağmen sen dinginleşirsin. Ve ondan sonra olanı olduğu gibi görebilirsin. Ne demek olanı olduğu gibi? Biliyorsun oyuncuyum aynı zamanda. Çok kaotik yerlerde çalışıyorum. Herkes egolar biliyorsun binlerce insan. Sunuculuk yapıyorum çok kalabalık bir gecede. İşte kartlarını değiştirelim öyle oluyor falan. Ya diyorlar kızım sen ne hapı kullanıyorsun? Neyin kafası bu böyle bir sakinsin falan. Ben nefesime merkezliyim. Çok Hı -hı. uzun zamandır. İyi ki de merkezliyim onu fark ettiğimden beri. Şu anda olduğum alan benim için cennet, huzur içerisindeyim. Neden? Çünkü tabii ki ben de sinirlenmiyorum trafikte. Ancak bu benim realitem değil seçtiğim şey tekrar aynı alanda olabilmek. Şimdi başlangıçta geldiğin örneğe olursak kalp frekansı dediğimiz şey bizim anladığımız gibi insanları tozu böceği seviyorumun da ötesinde. Hı hı. Orada dünyaya katkı sağlamak hı. ve liderlik bilinci var. Bak liderlik bilinci. Bu çok önemli bir frekans. Bunun içerisinde olan kişiler kimler biliyor musun? Dalai Lama, Atatürk, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed, Buda gibi peygamber bilinci kafası. Hı hı. Ama bunu sen ben peygamberliğimi ilan ettim demeye çalışmıyorum. O bir bilinç alanı. Her şeyi olduğu gibi görebilmek ve şefkat, derin bir bağışlayıcılık, nezaket, merhamet, bilgelik ve anlayış içerisinde olabilmek. O zaman zaten varoluş da senin için hizaya girmeye başlıyor. Çünkü hepimizin hayat yolunda bir yolu var. Buna ben bir kanoya binip bir böyle yoldan bir nehirden gitmek diyorum. Ama nehir eğer senin hizalı değilsen kanonu tek kenarlara çarpıyor çocukluğum, travmalarım, benim başıma iyi bir şey gelmez öyle oldu. Bir iflas yaşadım hep iflas yaşayacağım bıdı bıdı bıdı. Ya bir dur bir sal akış aşağıya doğru zaten. O deneyimlerin sana bir şey öğretmek içindi. titreşimini yükselterek nefesine hizalanabilirsin. Kalp frekansında kalabilirsin ve olana olduğu gibi görürsün. Kendi küçük insan bilincinin yarattığı dramalardan özgürleşebilirsin. Ve ondan sonra zaten orası işte sana şöyle geliyor. Ya Ayşe hocam biliyor musunuz Bizim işte 20 senedir çözülmeyen miras davamız vardı. Çözüldü. Çözülür zaten. Sen hizalandın. Oradaki husumet de senin enerjinle alakalı. Çok enteresan. Hı. Geçenlerde Ebru Şinikle de beraberdim. Sizlerden bu bilgileri aldıkça ilginç bir şekilde benim bu 12 basamak bağımlıktan kurtulurken ki insanların kullandığı 12 basamak felsefesiyle enteresan bir şekilde o kadar örtüşüyor ki çünkü orada da. Bir 90 gün felsefesi var. 90 günde 90 toplantı yaptığın takdirde artık beyninin değişmeye başladığı gibi arkasından orada da fake it until you make it yani ta ki gerçek olana kadar olmuş gibi davran, inanıyormuş Aynen. gibi davran var ve bir anda onun değiştiği grup enerjisi var. Unity deniyor zaten ona. Yani hem kalabalıklarsın hem de birsin, teksin. Servis var, başkalarına yardım etmen lazım. Yaptığın hatalardan dolayı özür dileyip tekrar etmemem var. Şimdi görüyorum ki ilginç bir şekilde ki ben benim danışanlarıma da anlatmaya çalışıyorum. Mesela aslında 12 basamak felsefesine girdiği zaman insan çok ilginç bir şekilde bu victim denilen işte kurban felsefesinden çıkıp bir anda şöyle bir şey veriyor insana. Diyor ki bugün her şey de kötü gitmiş olsa bugün bir şey harika yaptın sen bugün ayıksın. Öyle bir anda böyle tık diye içindeki o karamsarlıkları bir pozitife doğru döndürme şeyi var ki. Yani şunu duyuyorum ben senden. Tabii ki sandal yani şimdi düzde dahi aksan bir sürü şey oluyor. Fakat sen kendini o orta çizgiye align edebilmeyi beceriyorsan o bütün kaotik şeylerde. Çünkü insanız ister istemez kaptırıyoruz. Tabii ki sinirlendiğimiz zamanlar var ama kendini büyük bir zaman diliminde daha çok böyle kucaklayıcı, kapsayıcı bir şeyler vermeye illa ki senin benim gibi bir program yapması gerekmiyor ama eşine öyle olabilir, iş arkadaşına öyle olabilir, hep benci değil bizce kucaklayıcı. Olduğum müddetçe galiba bir de şeye de dikkat ettim. Sen demin yemek dedin sonra nefes dedin. Burada da biraz kitabı da karıştırırken bu frekans bir tek Yüksek titreşim bir tek düşünceyle değil de bir de hayatının içine eklediğin frekansı yüksek şimdi anlamaya başladım. Frekansı yüksek elementleri eklediğin zaman da zaten o puzzle'ın parçaları daha kolay tamamlanmış oluyor. Bir tek meditasyondan bahsetmiyoruz. Hayır asla. Zaten meditasyon bence en son safası. Çünkü bu sisteme adapte olmayan, bu hani bilinç alanında olmayan bir kişi için zor olacak. O yüzden beslenmeni değiştirmen. ...nefesine dikkatini getirmen... ...çok basit nefes teknikleri işte... Gong teknikleri olabilir... ...yoga nefesleri olabilir ki onları da öğretiyorum... E, ...ondan sonra hizalanma... ...başlıyor zaten ve meditasyon dediğimiz... ...nefes ve enerji uyumlanmalarını... ...daha kolay, daha etkili yapabilir insan. Bu niyet tablosunu... ...biraz anlatsana ben... E, ...bundan 18 sene evvel rehabilitasyon merkezindeyken... ...çok yaptırırlardı... ...sonra benim eski beraber olduğum insan da böyle... ...ha babam bir, bir bu gruplar toplanır... ...o duvarlara böyle asardı o. Vision board derler ilk Vision gece. board <laughs> aynen. Ben bir türlü o şeyi yakalayamadım. Bana böyle biraz suni gibi geldi nedense. Hani böyle bir takım fotoğrafları kesip oraya koymak. Ve hatta bazı insanların da biraz egzajere hayaller oraya yapıştırdığını gördüm. Ama benim anladığım çok etkili bir sistem. Ben sana baş bir soru sormak istiyorum. Sor. Velev ki kendini kandırdı. Ne olur Esra? Oradaki tabloyu yapsan ve kendini kandırıyor olsan, miş gibi yapsan ne olur? Sanki hep şey gibi geldi. Bu böyle e, sahte bir dünya çiziyormuşum gibi geldi. Ama o sahte dünyayı onlar kendileri için çiziyor. Sen kendi yaratmak istediğin ya da yaşamak istediğin hayatla ilgili bir vizyon yapacaksın diyelim. Orada kendini kandırsan ne olur? Tamamen her şey senin istediğin gibi düşün, hayalinle. Şimdi seninle konuşurken bir de şunu tabii düşündüm galiba bu kadar yani yaşadığım hayattan da epeyce mutluyum ve imkanlarımdan verebildiklerimden öğrenmemden beynimden dolayısıyla hani böyle bu abundance deniyor Aha. ya bu böyle hani gıptayla çok az baktığım şey var dolayısıyla da hani sanki oraya koyacak yani şimdi oturduğum evden daha büyük bana daha büyük mutluluk vereceğini düşünmediğim için belki de. Öyle düşünmedim. Sanki bu böyle çok odur diye düşünüyorum. Şu anda düşündüğüm zaman böyle geldi. Yani şöyle illa maddesel şeyler koymak zorunda değiliz. Evet. Bilerek böyle bir sordum. Esayi denemek için. İyi ettin. Şimdi zaten visualize to actualize dediğimiz bir şey var. Sinir biliminde de kullandığımız bir şey biliyorsun. İşte hani fake it until you make it'in karşılığı. Yani bir şey olana kadar kendini kandır. Aslında zaten biliyorsun beynindeki aynı nöronlar böyle çalışıyor. Yeni yolaklar, sinir yolakları, nörolojik pathway'leri oluşturabilmem için benim beynimi bir süre hafif tokatlamam lazım. Çünkü zaten üst beta eline bütün boyunduru geçti. Ezber alanlarda, konfor alanlarında yaşayıp duruyorsan hep aynı realiteyi yaşatıyor. Buradan sıçramak için zaten ben beynimi kandırmak zorundayım. <laughs> o yüzden de aslında biz niye tablosuna bazısı ev koyar, bazısı dönüşmek istediğin insanı da koyuyor. Belki <laughs> atıyorum diyeceksin ki sen yani Türkiye'de ve dünyanın en büyük biohacking konferansını düzenleyeceğiz belki seninle. Hı hı. Festivalini düzenleyeceğiz. Bu da senin hayalin olabilir. Madde olmak işte bir ilişkinin olması en iyi Ferrari'ye binmek değildir bazen hepimiz. Benim için de öyle. Ben de kendim mesela daha büyük sahnelerde uluslararası camiada bu bilgileri insanlıkla paylaşırken görüyorum. Bu da benim hayalim çünkü. O yüzden bizim niyet tablosundaki gayemiz. Ben ilk niyet tablomu 2001 senesinde yapmıştım ve o zaman ne yaptığımı gerçekten bilmiyordum. Fakat çok ilginç oldu. O zaman da e, çizerek yapmıştım ve onların hepsi gerçek oldu. Yani çok şaşırdı, şok bir yer bir şekilde. Gerçekten böyle bir çayırlık, bir vadi gibi bir şeyin içinde demir bir kapılar içeri açılıyordu. iki katlı bir ev. O evde erkek kardeşim oturdu. Yani çok ilginç. O zamanlar çok iyi para kazanan bir oyuncuydum, sunucuydum. Hiç benim böyle ben bu işi bırakacağım efendim bütünsel şifa üzerine eğitimler alacağım, gideceğim, seminerler vereceğim, kitaplar yazacağım. Mümkün değil yani. Fakat onu da koymuşum. Tablo olması şart mı insan içindeki düşünceyle? Çünkü seni dinlerken dedin ya hani ne olurdu yapsaydın diye. Bak mesela çok enteresan. Bu gittiğim konferansta ikincisinde bilhassa ben bu podcast başladığı zaman hiç bilmediğim bir yere girdim. Ama kafamın içinde bir resim oluşturdum. Hatta dizaynla bile oraya e, onu yapmaya başladık. E, ve hiç bilmediğim, tanımadığım ve tanımayı çok arzu ettiğim insanlarla çok hızlı şekilde tanışıp ve o insanlarla tanışmanın ötesinde konuşmaya başlayıp belki ileride beraber çalışırız dediğim bir yere doğru gittiğini görüyorum. Ama ben hakikaten bu sizin niyet tablosu gibi. Ben her gün sabah kalktığımdan itibaren için böyle heyecanlandı. Kafamın içinde, gözümün önünde o resmi görüyorum. O konferansı görüyorum, o podcast'i görüyorum, o insanların buraya geldiğini görüyorum. Böyle yani bu da ona benziyor. Benzer. Neden neden onu görüyorsun? Onu söyle. Sence neden görüyorsun? Orada bir his var. Elini kalbine koy. Kafak kesine. Al derin nefes. Hmm. gelmek istediğim yer olduğu için. Aynen. Oradan bir fayda var değil mi? İnsanlara bir fayda var. İnsanların anlamakta zorlandığı alanlarda mücadele edince insan tek inanabileceğin hayallerin. Aynen öyle. Çünkü etrafındakiler inanmıyor sana. Bir şekilde aklımdaki esasında bir vision board ve galiba anladığım senin de dediğin işte Joe Dispenza'nın da de dediği ve eminim bu bilimle uğraşanların bu bir tek hayal ederek de olmuyor. Bir de harekete de geçmen lazım. Aynen öyle. Eyleme geçmeyeceğim. Üşendim diyeceğim. yapamayacağım ay çekindim falan değil yani zorlana zorlana. Tabii kendine meydan okumalısın. Hep söylediğim bir cümle vardır eğitimlerimde dönüşmek istediğin insan olmak adına şimdiki kendine meydan oku. Ok. Ayşe'cim valla harika bilgiler saatlerce konuşabiliriz. İzleyicilerim sana nereden ulaşacaklarını muhtemelen biliyorlardır ama ne sıklıkta oluyor bu senin çalışmaların? Genel olarak sosyal medya hesaplarımda şey yapıyorum ama şimdi bir, bir iki ay içerisinde bir platform açıyor olacağım. Hı hı. Orada zaten önceden kaydedilmiş bütün eğitimlerim, seminerlerim hı hı. online olarak dijital platformum üzerinden zaten erişilebiliyor olacak. Ama şu anda aktif bir eğitimim yok. Hepsi başladı çünkü. Hı hı. Biraz yaz tatili yapacağım. Bu sene çok çalıştım. Evet. <laughs> Ondan sonra e, Eylül ayından itibaren de birebir yüz yüze canlı eğitimleri veriyor olacağım. Kitaplarını okuyanlar da zaten hem felsefeyi hem de onlara gösterdiğin yolu uygulayabilecek içinde harita var, roadmap var, var değil aynen. mi? aynen. Geldiğin için çok teşekkürler. Teşekkür Kafam çok karışmış olsa da. <laughs> Sonunda benim de kafamın hayalimin içinde e, senelerdir kurduğum yere doğru doğru adımlarla ilerlediğimi görüyorum. Aynen. Ama e, senle oturup bir vision board yapmamız lazım. İşte manifest dediğimiz şey aslında Latince manifestare'den geliyor. Eyleme geçmek demek. Manifesto'ya çok benziyor farkındaysan. Manifesto da ibraz etmek kendi hakikatini yani sonuçta bu YouTube kanalına sevgili Esra Çavuşoğlu'na manifestosunu söyletmiş olduk arkadaşlar. Ben de senin of konferansta olacağım tabii seve seve. Biliyorum. <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.